Küçük Ömer'in muhtar seçilmesi en çok Ahana'yı etkiler. Ama ilk günler pek bir şey söylemez. Yalnız Şerif'in yardımıyla yaptırmakta olduğu köyün helasının çukurunu taş toprakla doldurur, eski haline getirir, o kadar. Bu hem Ömer'e tepkidir hem de onu seçenlere. O sırada Ömer, karısını doğum için hastaneye götürmek zorunda kaldığından üzerinde pek durmaz. O hastaneye gider, arkasından Haydar çıkıp gelir köye. Haydar, kayınpederiyle hesaplaşmaya geldiğini söyler. Oysa Ömer Haydar'ı eline geçirse bir kaşık suda boğacak. Bu yüzden Ömer geri dönmeden Haydar'ı köyden kaçırırlar. Ama sultanın Haydar'dan ayrılmak istemesini anası babası bir türlü kabul edemez. Öte yandan Ömer'in hastanede bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Böylece Ömer ikinci dileğine de kavuşmuş olur. Köyde ise Ahana'nın önayak olmasıyla eski muhtar Halil Efendi ve karısı komşu köyden kimsesiz bir çocuğu evlat edinirler. İlyas'ı oğlum, oğlum benim, vah anam, vah vah. Bak bakayım babana, bak baba de baba. Baba demez değil mi da? Babana bak, babana bak yavrum. Oh oh oh, maşallah maşallah. Muhtar Ömer'e Allah bir de oğul verdi, maşallah. Oh oğlum. Oh. Ya bu aynen ben valla. Bak 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 bak. Bak burnuna bak, patlıcan gibi aynı. Gözleri açılmamış ama o da aynı ben. Bak kafaya bak kafa. Çenesi, ağzı, aynen ben. Olur mu canım, tıpkı ben. Ne? Muah! Ne demişsin? Bu burun sende var mı? Yok. O hava da yok. O, aynen ben, bu bazı. Bunu teni biraz benzemiyor bana ama o da ileride benzer inşallah. Maşallah, maşallah. Ziyaret saati bitti beyefendi. Dışarıya çıkar mısınız? Hadi güle güle de babana yavrum. Güle güle de. Güle güle, güle güle. Aman da benim güzel kızım. Aman benim güzelim, yunda yukanda, apak oldu benim yavrum. Ama şimdi bak, gel kurdeleni de bağlayalım, baban gelince seni öyle görsün. Oldu mu? Hangisini bağlayalım? Bilmem. Bak, bunu mu, bunu mu, bunu mu? Bunu. Tamam, gel. Dön sen bana, onu bağlayalım. Okula giderken de kızıma beyazını bağlarız. Okula gideceksin değil mi? Ha, ama benim önlüğüm yok. Ah benim güzel yavrum. Hiç ben seni önlüksüz okula yollar mıyım? Ay güzel kızım. Ha? Yarın senden aşağıya ineriz. Önlük alırız, çanta alırız, pavuç alırız. Defter alırız, kalem alırız. Aman yarabbi ya Resulallah. Nasıl da bana benziyor gözlerim. Tıpkı, tıpkı değil mi yavrum? Ahana da öyle dediydi. Yüzüm de benziyor mu? Her bir yanım benziyor. Güzelim benim. Ah bal kokulu kızım. Petek kızım benim. Bahar bakışlı kızım benim. Evine hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Ahana'nın evi nerede anne? Anne diyen dillerini yerim başım. Ondan sonra kurban olsun. Şurada icik aşağıda. Baban geldiği zaman ben seni oraya götüreceğim. Ahana da evde yok. O da çarşıya inmiş. Gelsinler. Hep beraber gidelim. Olur mu benim? Yavrum benim. Benim güzelim. Allah tamamını erdir inşallah yavrum, inşallah. İnşallah ana, inşallah. Bu hızla gidersek bir de aksilik çıkmazsa Ağustos'ta üretime başlarız abi. Oh, inşallah, inşallah yavrum. İşte senin sayende bizim köyden de 3-5 kişi sevaplanacak. Ben en çok ona tabii, seviniyorum tabii. Yavrum. En çok ona seviniyorum. E ne yapacaksın yavrum? İş kuvvettir. Bir iş bir kuvvettir. Bir toprak malı bir kuvvettir değil mi yavrum? Her bir marazlık, her bir kötülük, her bir fesatlık neden çıkar? İşsizlikten çıkar, çıkar elbet. Ya. İşte senin sayende Allah. Yo sayemizde ortak olduğunu unuttun mu hana? Ben ortaklar dedim de öteki ortaklar nerede? Evet. Hiçbir uğramıyor herhalde buraya. Aa kız Gülseri'ye yakıl ettin. Esnaktan ben de onu soracaktım yavrum. Her bir işin peşinden sen koşuyorsun. Al tuğlaları getiriyorsun, ustaları getiriyorsun, her bir şeyleri getiriyorsun.
Çok yoruldun yavrum sen ya. Onlar nerede? Şimdi onların ikisi Almanya'da. Seneye kesin dönüş yapacaklar. O yüzden temel atma törenine bile gelmediler. Diğer arkadaş da memleketinde. O nerede? O niye gelmiyor? O da kutu fabrikasının inşaatıyla uğraşıyor Ahana. Onlar 40 ortakmış. Onların işi de zor. O yüzden bütün işler benim üstüme kaldı burada. Doğru doğru. Ama işte ben de onun için diyorum ki ya madem ortak dedin. Ortaksak ben de bir işin ucundan tutayım değil mi kendimce? Ben de koşturayım yani. Tabii anacığım onun da zamanı gelecek i̇nşallah, ya. İnşallah inşallah. İsterseniz dönelim ne dersiniz? Dönelim dönelim. Tamam. İyi olur anne. Ana şey arayacaktık ya hani. Yavrum hani bizim muhtarın kızı var ya bebesi yeni bebe. Yani eski muhtarın müyessir. İşte müyessire bir şeyler şey yapalım alalım dedik. Alacağız da. İyi olur onun iyi olur. Hadi siz gidin ben de bir ağız mağlık deyip geliyorum. Oldu hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah tamamına erdirsin inşallah. Şurayı da düzeltelim. Ay. Ay balım peteğim ben. Aman da mis gibi olmuş benim kızım. Buraya. Kızımın babası amanın, gelmiş. Amanın benim kızımın babası gelmiş kızımın. Gel bak. Amanın. Ah canım benim. Bak, benim şuna bak şuna. Gibi oldu. Ah benim bir güzelim. Saklandı. Gel buyur. Ya. Amanın. Hoş geldin. Amanın dur. Dur şunu bir öpeyim hele. Al bakayım sana neler aldın kızım. Aman kızım ne aldın bunları? Ya. Buraya. Al bakalım babası neler almış. Bir açalım bakalım. Bu anterlik herhalde he mıhtar. Yok. Aç da bir bak. Görürsün o zaman ne olduğunu. Dur açalım. İlahi mıhtar. Önlük almış gitmiş. Canım böyle şeyler hiç ölçülmeden biçilmeden alınır mı? Biz müyesserle yarın inip aşağıdan canım, alacaktık. Canım Huriye gene maraza çıkartma. Muhayyer aldı muhayyer. Eğer uymazsa değiştiririz. Hadi kızım görelim. Bunda ne var bunda? Pabuç. Onda da pabuç var. Hürde yarabbim. Şehir pek sıcaktı canım bugün. Sıcak. Bana bak. Bu pabuçlar bu kıza küçük gelir. Yahu. Onu da muhayyer aldım kızım. Bir defa giydir. Olmazsa bir daha giderim. Ne olacak sıcak mıcak demem. Hadi benim hoşlanım benim. Bu babam böyledir işte kızım. Gel ben kızımı giydireyim gel sen. Giydir. Hey.
yaptı. Babası bak, bak. Ah canım bak, bak. Benim, canım bak. Mı? Ah kızım, kızım. Bak. Amanın ne kadar da yakışmış. Gel yap. Gel şöyle öp. Elini öptün gel. Mü bu bana? Gel. Öptü mü elini? Öptü öptü. Öptü, öptü mü? Öptü. Ah canım benim. Canım benim. Muhtar. Beni bak. Sen böyle şeyleri almayı bilemezdin. Beceremezdin. Nasıl oldu da yapabildin bunu ha? Ne bileyim oraya işte. Ben de anlamadım. Eme güzel olmuş uyumuş değil mi? Bak uyumuş. Bak bak. Babucu ne güzel. Uydu. Amanın işte, kızıma benim. Mektepli olmuş. Oh canım benim. Beni bak. Dört yıllık karınım. Bana bir defa bir bayram mıydı neydi hatırlıyor musun? Şöyle bir gazak bir şey almıştın da çoğaldı böyle bir şey çıkmıştı. Hatırladın mı onu? Hatırlamaz olur muyum oraya hatırlamaz olur muyum? Sonra da ben bu kadar şişman mıyım diye tam 15 gün yanıma gelmemiştin benim hatırlıyor musun? Ah, anası geliyor kızımın bak. Bak Sebil ablasıyla ahana geliyor gelmedi mi? Aaa kimler 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 kimler. İyi iyi benim has muhtarım o zaten. Aman ne ısıcak değil mi? Geldin mi? Aman demek tatlı kızım. Okul ve kızım. Aman pek yakışmış pek güzel olmuş. El efendileri yapmışım bir eskinim. Öp ablanın elinde. Geç kızım sen. Gel buyur. Aman kız Nuriye. Hoş geldin. Hoş teyzenin evinde bayram var şimdi. Müyesser bayram ediyordu. Hep çocuklar bayram etsin istiyor. Ben hiç edemedim. Ama onlar etsin. Güzel Allah'ım onlar etsin. Azdan Göçük Ömer de Dilber'i hastaneden getirir herhalde. Öyle diyorlardı. Bugün hastaneden çıkacakmış. Onların evinde de bayram olur tabii. Çocukları oldu. Oysa asıl bayram Ahana'yla Göçük Ömer barışırsa olur ama onların da barışacağı yok. Bakalım Ahana Dilber'in oğluna da bir hediye alacak mı? Ama alırsa, kocasına ne kadar düşmansa, karısını da o kadar çok seviyor, ne yapsın? Gel. Vaa bak, bunu kim kesecek? Hasan dayı bunu pofurdayıp duruyor, baksana ya. Vermiyor mu? Ben keseceğim. Sen mi? Gel. İstersen seni de keseyim. Tamam sen de istemem ha. Sen hep gitmiyor muydun buradan? Yok ben gitmiyorum. Hasan dayı gidecek. Bak sen gidersin yolun ta başında durursun. Sarı Bekir'i de kahvenin oraya dikersin. Arabayı gördün mü ona bir ıslık çalarsın. Ben ıslık çalamam ki. Islık çalmaz mı? Çalamam ya. Ha dur sana ben beylik düdüğünü vereyim ben. Düdük mü? Dur bakalım. Tamam. Bu düdüğü fırtladın mı? Bekir koşaraktan bana haber getirir. Sen de saklıyordun, el gelirsin. Tamam. Ben Bekir'i görünce davulcuya bir komut veririm. Çalmaya başlar. Burada yıkar keser. Vaa bak geliyor deli sadık. Allah Allah. Gel. Selamünaleyküm Mehmet Nuri. Hadi gidelim. Geç şöyle şuradan otur hadi gel. Neden? Oturduk yerde mi davul çalacaksın? Elin körü.
Orada bekleyeceksin. Ne kızıyorsun ki, Allah Allah. Ha. Hem ben belki ayakta durmak istiyorum. Hı. İyi kardeşim, ister ayakta dur ister otur be. Ya üstün hava var mı, çeker gider deli zaten. Ha, bak mı kardeşim, daha gelen giden yok. İster oturursun, ister çömelsin, ister ayakta durursun. Ha öyle desene. Ha. Hem ben belki ayakta durmak istiyorum veya oturmak istiyorum, sana ne ki? Kimseye ilgilendirme. Köyün tek müzisyeni bu. Baba, şimdi ben gidiyorum. Şimdi arılar da gelmeye başladı, anladın mıydı? Hepsini asker gibi dizeceksin. Karışıklık istemem. Haz ol. Galiba. Oo. Ya bu iş taksiye neyin benzemiyor? Bu doktor beymiş. Abo. Hoş geldin doktor bey. Efendim, nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya bu otomobil senin mi? Gidiyorsan gel götüreyim. Maşallah. Yok, ben birini bekliyorum. Hayrola? Bizim göçüğün bir tane çocuğu oldu. Öyle mi? Ya. Gözünüz aydın. Onları bekliyorum. Senin var ya şu hemşire hanım, evet. Ebe hanım, evet. O dedi ki illa hastanede doğuracak hastanede dedi. Hastanede doğum yapmış. Evet. Ondan sonra şimdi hastaneden gelmelerini bekliyorum. İyi oldu. Sonra biliyorsun bizim köyde bir de adet vardır. Muhtar bu, kolay mı? Doğru. Ona göre. Bak, bizim eski muhtar var ya, eski muhtar. Evet. O da bir de evlatlık almış. Biliyorsun onun çocuğu olmuyor. İlk karısından da olmadıydı. Ama göçüyüm maşallah. Hadi iyi günler istedim efendim. Güle güle doktor bey. Güle güle. Ya Allah ya, gel. Allah, hoş geldin köçük, hoş geldin. Hoş bulduk. Maşallah. Arkada, oğlan arkada. Oğlan ya. Allah. Ya Necibe, bak, sülükçü geliyor. Bak ona sorsak ya. Ne? Aman canım, sen de soracak başka kimse bulamadın mı Allah'a seni? Ya o bilir, dur. Sülükçü! Gel. Sülükçü, bu davul sesi ne ya? Göçük karısıyla çocuğunu getirmişti, ondan çalıyorlar Osman'da. Sen de oradan mı geliyordun? Yok canım, geçerken gördüm. Bir de koç kestiler. Yok, olmaz. Koç yakışmaz. Ona düve kesmek lazım. Bu yaştan sonra. Osman Bey, bizim muhtar bir çocuğu evlat edinmiş. Hem de bir kız çocuğunu. Aslı var mı? Var. Kimden duydum? Çeyrek Hasan kahvede söylüyordu da. Pırpır Halil, gelinlik bu kızı evlat edinmiş diye anlatıyordu. Bak, münasebetsize bak. Vay edepsiz, vay edepsiz var. Ne gelinlik kızı, daha ufacık çocuk o. Hem de göçün çocuğu oldu diye yapmış böyle.
Hani muhtarın çocuğu olmuyor ya. Ya muhtar duymasın ya Halil Efendi duymasın vallahi ya. Vallahi duymasın. Hani şu Hasan Efendi var ya vallahi 40 para etmez bu. Baban Osman 40 para etmez bu kız adam. Kız Necme ne 40 parası be? 5 para etmez, hiç para etmez. Kimsenin parasıyla para etmez. Evet. Doğru etmez. Hiç böyle şey söylenir mi canım? Ben de kızdım emme. Neyse. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Güle güle. Bak bu da hiç para etmez. Hiçbir para etmez. Öyle. Böyle kaldık tek başına gördün mü? Öyle. Kala adam kaldı. Geçici muhtar olduğu zaman neler yaptı köylünün başına etmediğini komadı. Hele o 11 yıllık muhtar Halil Efendi'ye yaptıktan sonra ana bizim kapımıza bile dayandıydı biliyordun ha. Etme bulma dünyası. Etme bulma dünyası ama iyi etti ya. Şu muhtar çok iyi etti ya. Kim ne derse desin. Çeyrek ne derse desin, o kızı evlatlık edinmekle çok iyi etti. Çok iyi. Ah keşke herkesler böyle yapsa da, kimsesizler, çocuklar da ortada kalmasa. Yusuf değil mi bu gelin? Gel Yusuf buyur, hayrola ne oldu yavrum? Lan. Yusuf, o davul niye damdandı çaldı öyle davul? Şuradan sesi geliyordu. Onu boş ver canım. Koçuğun karısı geldi de onun için çalıyorlar. Gelmiş mi? Ne zaman gelmiş? Şimdi mi gelmiş? Yani sen onun için mi beni gözün aydın diye geldin? Yok canım, doktor geldi de ona haber edin. Amanın doktorum mu geldi? Yavrum, pek göresim gelmişti. Hadi hep birlikte bir gidelim. Hep beraber gidelim. Şimdi geldi zaten canım. İşte... Koçuk'tan az önce otomobilden inerken gördüm. Kendisiyle konuştum bile. Ahana otomobili var. Onu haber edin diye geldim sana. Ne? Yusuf abi söyledin mi geldin? Söyledim tabii. Söylemez onu duyuyor. Hadi gidelim yavrum. Gidelim de bir görelim. Hadi hep beraber gidip ziyaret edelim. Akşam da iftarı bizim evde yaparız. Allah ne verdiyse yeriz. Yaparız. Yavrum gidelim görelim. Efendim. Hep beraber iftarımızı açarız. Yorgun morgun deme yavrum. O şimdi Ankara'lardan geldi. Anasından babasından ayrıldı. Bir garip kuş şimdi buralara. Gidelim de bir hoş geldin yavrum diyelim. Hadi şunları eve götür. Hadi verin ben şunları. De eve gidip hazırlık yapayım bari. Hadi yap çorbayı ben seni ısıtayım bir şeyler. Hadi müyesseri de götürelim hemen. Tabii müyesser. Müyesseri bana bırak. Hadi seni bana bırak. O benim kızım. Aslan benim kızım. Gel. Tut bakayım müyesser. Al evlat. Hoş gelmişsin yavrum. Hoş gelmişsin. Güzel oğlum. İyiymiş. Şenli. Merhaba. Hoş geldin. Gel bak. Bak. Muhtar kimi getiriyor bak. Müyesser. Yavrum bak. Gördün mü? Bu bizim kızımız Müyesser. Müyesser abi. Sağ ol. Canım oğlum. Sağ ol evladım.